Bence biraz pahalılık var işte. Olay bu. Başka bir şey yok. Pahalılık olmasa gayet de güzel. Sadece ekonomiyle uğraşmıyor ki hükümetimiz, devletimiz. Başka neyle uğraşıyor efendim? Her şeyle uğraşıyor abi. Bir tanesini söylerseniz. Abi dünyayla uğraşıyorlar. Ya bunlar var ya, ya işte çöplerden topluyor bu arkadaşlar. Buraya gelip yolunu buluyor. Bak bunların içinde 3 katlı 4 katlı evi olanlar var. Ben sana göstereyim ya. Hangi ülkeyi tercih edersin kardeşime ben sorsam? Doğru abi. Bak Almanya dedi. Bak duydun. Al karşımda. Abim adam bak, hemen karşımda. Abiye sorsam bilmiyorum ama yaş itibariyle. Merhabalar efendim. Bugün İzmir Bucan'ın bir semtindeyiz. Bakalım yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza soracağız. Nasıl durumları, pozisyonları, neler düşünüyorlar? Ekonomilerini soracağız, ülkedeki yönetimleri soracağız. Yönetimlerden memnun mular, yaşantılarından mutlu mular. Bakalım arkadaşlar, şu anda bir tane abime denk geldim. Merhabalar efendim, nasılsınız, iyi misiniz? İyi pazarlar. Teşekkür ederim efendim, iyiyim, çok şükür. Nasıl gidiyor hayatınız, mutlu musunuz? Çok şükür iyiyim, çalışıyorum, emekliyim. Ben gayet iyiyim, çok şükür halime. Bu sizin bireysel görüşünüz, halkın pozisyonunu nasıl görüyorsunuz? Vallahi halk... Bir şey diyemem, onu ben bilemem yani. Gözlemleriniz nelerdir efendim? Neler gözlemliyorsunuz çevrenizde, toplumda? Neleri gözlemliyorsunuz? Ne gibi halkın sorunları ya da mutlulukları var sizin gözünüzde? Bence biraz pahalılık var işte, olay bu. Başka bir şey yok. Pahalılık olmasa gayet de güzel. Peki bu pahalılık düşer mi efendim? Vallahi onu artık... Nasıl, ne düşünüyorsunuz, nasıl gidiyor? Düşmesi lazım. Bence düşmesi lazım. Şu anki hükümet bunu yapar mı efendim? Şu anda bir programları var mı önünde düşürebilecek? Ne gibi programları açıkladılar? Nedir görüşleriniz? Adamlar uğraşıyor ki. Uğraşıyor. Düşürmeye çalışıyor adam. Yani başka şeylerle uğraşıyor. Ekonomiyle uğraşıyor. Sadece ekonomiyle uğraşmıyorlar ki. Ama çeşitli şeylerle uğraşıyorlar. Ama şu gün halkın problemi, en büyük problemi toplumsal olarak baktığında ekonomi gibi gözüküyor. Buna yoğunluk verilmemeli mi? Ne olmalı? Öne bu alınmamalı mı? Çünkü toplumun sorunu ekonomi. Abisi ekonomi gibi diyor, görüküyor da aslında var ya, insanların var ya, emin ol var ya, çoğu insanda yani çok cüzüğü çalışmak istemiyorlar. Gel sanayiye, gel bakalım, her dükkanda 5 tane adam arıyorlar. Seni dolaştırayım sanayiye. Çalışacak adam var mı yok mu bakalım bir. Hani ekonomimiz bizim bozuk ya. Tamam biraz pahalılık var ama gel sanayide herkes adam arıyor. Ya kardeşim adam aç olan adam çalışmaz mı ya? Adam bugün 8 bin lira 10 bin lira haftalık veriyor. Sigortasını yapıyor. Adam 3 gün çalışıyor kaçıp gidiyor ya. Çalışmıyor insanlar arkadaşım. Tamam pahalılık var, bir şey diyemem. Peki çalışanların da bugün baktığında bir asgari ücretle çalışan 17 bin lira maaş alan da geçinemediğini aykırıyor. Ya, bir az, öğretmen de aykırıyor. Az tabii ki asgari ücret az. Siz de işsizlik dediniz ya çok yoğun. Bu insanlar acaba biz ya zaten kazanamıyoruz. Bize verilen parasının kendi dilinizde 8-10 bin lira. Bu bizi kurtarmıyor diye gitmiyor olabilirler mi? Kaç para alması lazım abisi gözünü... Ama demin dedim ya 17 bin lirayla geçinemiyor toplum. Tamam, o askeri ücret çalışanlar öyle. Ama normalde sanayide çalışanlar var böyle usta olup kalifiye eleman olduğu zaman onlar da yok şu anda çalışmıyor. Adam yok çalışmıyor ki. Tamam peki çalışan da ama demin dediğim gibi alım gücü çok düşük değil mi? Çalışanı ne yapacağız? Var biraz var, var şu anda var. Yapmaya çalışıyorlar. Sadece ekonomiyle uğraşmıyor ki hükümetimiz, devletimiz. Başka neyle uğraşıyor efendim? Her şeyle uğraşıyor abi. Bir tanesini söylerseniz. Abi dünyayla uğraşıyorlar. Dünyayla uğraşıyorlar. Ne gibi uğraşıyorlar? Abi her şeyle uğraşıyor adamlar ya. Dünyayla. Dünya sıkıntılar var. Dünyada baksana sağda solda savaşlar var. Türkiye'de ona göre tedbirini alıyor. Ona göre harcamasını yapıyor. Halkını korumaya çalışıyor. Abi yapmalı. Tabii yapıyor zaten. Tabii yönetim. Tüm dünya çünkü yönetimleri kendi halkları üzerinde bunu sağlıyorlar. Sağlamalılar da. Onun için devletler, hükümetler var efendim. İşte onu da yapıyorlar. Biraz ekonomi tabii ki bozuk. Onu da yapacaklar inşallah. Kısa zamanda. Peki hükümetimizin önünde bitsin en son açıklamalarından Sayın Mehmet Şimşek'in herhangi bir programını nedir, neler söylemiştir, nasıl düzelecektir, yapıyorlar dediniz ya, nasıl yapıyorlardı? Çalışıyorlar, yapacaklar inşallah.
Yani programı görüyor musunuz Mehmet Şimşek'in önünde bir program efendim? Ya açıkladı ya işte enflasyon dedi. Mayıs'tan sonra düşmeye başlayacak. Göreceğiz işte düşmeye. Onu sürekli açıklıyor ama ben programı diyorum yani şunu Mehmet Bey şunu diyebilir mi ya söylüyor mu? Bu işte tarımda bunu yapacağız, böyle bir hamle yapacağız, işte sanayide böyle bir hamle yapacağız şu zamanlar diyor mu? Ya da şöyle bir şey söyleyeyim, 2023'te Türkiye'de petrollerin çıkıp daha büyük bir rezervlere kavuşup halkın daha ferah olacağı bir söyleniyordu. Benim hatırladığım yani nasıl bir program düşünüyor Mehmet Bey? O kadarını ben bilemiyorum ama bence iyi yoldalar. Sen biraz pahalılık var şükür ama yapacak bir şey yok ya. Var pahalılık var ama şu halimize çok şükür. Ne zaman düzelir abi? Ya aslında bak, görüşün. Ne zaman da şu gün ya Güneş Bey, Güneş düşünür ya. O kadar ne ben ne bileyim. Ama ya ülke kötü değil ya. Bak samimi söylüyorum değil ya. Ama abi ya herkes ya sanki bir şey var. Ya vallahi şu karım şurada herkes zengin ya. Ya bir bak Allah'ın aşkına paralara bak. Bu arabalar bak son modeller. Ya ben işsizim diyorum. Ağlıyorum. Ya vallahi bak yani bir yere muhabbet ediyor. İş yok, şu yok, bu yok. Bir şey olduğumuz zaman gitmiyorum ya. Ya öyle arkadaşım ya. Hiç şey yapmaya gerek yok. Aa sor bu arkadaşa sor, ona sor, kime sorarsan sor. Tabii ki soracağım. Şimdi abi dedi ki arkadaşlar, dedi ki arabalara bak, dedi şeylere bak. Aslında biz nerede oturuyoruz biliyor musun? Fırat Mahallesi'nin, Yeşil Bağlar Mahallesi'nin bit pazarından bu röportajımızı yapıyor. Abi burası gözünü seveyim 5-10 kişi koymuş. Ya bunlar var ya gele ya işte çöplerden topluyor bu arkadaşlar. Buraya gelip yolunu buluyor. Bak bunların içinde 3 katlı 4 katlı evi olanlar var. Ben sana göstereyim ya. Ya gözünü seveyim öyle ya. Tamam ben satanlar için herhangi bir şey söylemiyorum ama almaya gelen var mı bunlar abi? Abi kaç kişi alıyor? Bak bakalım ya i̇şte bir de. Ben şimdi dolaşıyorum. Ya vallahi ben ya da şöyle olabilir mi? Bir kişi bile almamalı ya böyle oluşmamalı diyebilirim. Ya biraz önce benim komşu geçti. Ne yapıyorsun burada dedim. Dedi ya vallahi gözüme takılan bir şey varsa ona baktım dedi. Kendisi var ya şeyde çalışıyor. Bugün 50 bin lira maaş alıyor. 4 katlı da evi var. Buradan geçerken diyor. Vallahi işime yarayan bir şey varsa onu alayım diyor. Yani az önce geçtik. Peki bu alanların hepsinin 4'er kat 50'şer bin lira maaşı mı var abi? Ya, abi bak samimi söylüyorum ülke iyi ya. Bak pahalılık var ya bizim ülkemiz var ya. İyi abi ya. Ben sokaklardayım. Yani inan bana abi çok işte herkes diyor ki alım gücüm yok. Bir de yani sokağın dışında ben kendi ya, üzerimde bak, de aynı. Benim alım gücüm yok. Ben habire araba alamadım diye ağlıyorum. Bugün yiyen arabayı atmış bana. İnşallah nasip olursa bayramdan önce. Ama bu senin ekonomin abi. Benim hadi bir de bana abi sor. Abi söylüyorum onların içinde en düşük durumu benim ya. Ya abi senin kendi akrabalarından bahsediyorsun. Hiç fakir yok vallahi. Çoğu fakir. Hiç değil. Ya şu ülke şurla bu bölgede dahi olsa az abi ya. Ama ben fakirim abi benim arabam yok. Ya şu anda benim de yok. Bir de daha yetmedi. Ben pazara bugün çocukları gönderirken işte baba 1500 lira dediler. Yok abi ben 1000 lira verebilirim. Neden böyle olmalı? Benim soframdan neden bir şey eksik olsun? Ya arkadaşım bazen oluyor bazen olmuyor. O bende de var. Şimdi hanımı bekliyorum. Pazara gideceğiz işte. Ben de cebimi aldım. Bir kenara 1000 lirayı koyacağım. Hanıma söyleyeceğim. Bak bu kadar para var. Eğer bir şey olursa hemen kenardan çıkaracağım. Bir 200 takviye yapacağım. Öyle. Doğru ya. Ama ben de onu diyorum ya. Ben almamak zorunda mıyım? Bak çalışıyorum, ya koşturuyorum. Ya edeceğiz arkadaşım. Ya ne kadar idare edeceğim? 22 ya. Yıldır beni yönetiyor yönetim. Ya olsun. Daha ben ölmek üzereyim abi. Sen de aynısın. Daha ne kadar idare edeceğim? Olsun ya. Biraz daha ülkemize artık fedakarlık yapmak zorundayız arkadaşım ya. Valla bizim ülkemiz güzel ya. Hoş ver. En kral biz yaşıyoruz. Ha, pahalılık var. Bak ona eyvallah. Ama valla rahatız ya. Çok rahatız. Çok şükür Allah'a. Bugünlerim ya kral ya başka yerleri görüyorsun ya dememize gerek yok. Başka yerler dediğimiz mesela neresi diyelim? Aa. Almanya diyelim ya da İngiltere diyelim ya da Fransa nasıl? İsveç nasıl? Diyelim dedin ya ben dedim nasıl buralar abi? Bizim Hollanda'da çalışan benim abi akrabam var. Dedin ya dedim nasıl evet. Onların yaşantısı? Ya, benim yaşantım nasıl? Hadi lütfen. Ben sana Hollanda'da ev yaptı 4 katlı. Bütün malzemeleri buradan götürdü.
1'e 10 zam yapmış adamla, 1'e 10. Burada 1 trilyona mal etti. Orada onu mal etmeye kalk 10 trilyon ya. Orada buradan daha 10 kat daha zamlı diyor. Tamam, tamam ama kazancı da o kadar çok yüksek. Ama niye buradan götürüyor sence? Çünkü biz ucuz işçiyiz. Ucu tabii. 17 bin liraya bizi çalıştırıyorlar. Kendileri buradan bir güzel götürüyor. Orada kendisini sorduğunda çok güzel bir geldiğinde hepimiz hayran hayran bakıyoruz onlara. Ya ha, nasıl onlara? Ya onlar kiralık geliyorlar. Gözümü seveyim ya. Kim hayran hayran bakıyor? Gözümü... Ya, topluma bakıyorum. Bak bir de abi, o zaman şöyle diyeyim abi. O zaman neden bu toplum Hollanda'ya gitmek istiyor? Neden Almanya, İngiltere'ye iltica ediyor toplum? Neden düşünceler? Ben o iltica edenleri bilmiyorum abi. Ben bu ülke var ya. Sorsam şimdi bir kardeşime hangi ülkeyi tercih edersin kardeşime ben sorsam? Doğru abi. Bak Almanya dedi. Bak duydun. Al karşımda. Abim adam hemen karşımda. Abiye sorsam bilmiyorum ama yaş itibariyle Suri. Abim Suriyeliymiş. Abim için ne söylüyorsun? Mülteciler hakkında düşüncelerin. Ha abi bu gitmeleri lazım. Bu ama şimdi şöyle. Ya bu adamların da ülkesinde bir ateş var. Bunlar da bizim yani orada komşumuz. Ama eninde sonunda gidecekler. Ben öyle düşünüyorum. Ama şimdi mecburen burada durmakla zorundalar. Yani oradaki bunların savaşı bittiği zaman ben isteseler de durmazlar bence. Ben öyle düşünüyorum. Sor bakalım kendine. Savaş bitse burada durur mu durmaz mı? Savaş bitse gider abi. Abi. Adam memleket. Türkçe. Az. Suriye savaş bitti. Savaş bitti. Yok. Sen yok bitti. Bitmedi. Bitse gider misin geriye? Yok. Bitti. İnşallah bitti. Biz yok bitti. Müşkile çok valla. Arkadaşlar ben soruyu anlatamadım. Türkçesi abinin de az olduğu için. Özür dilerim. Abi bu konuda anlatamadım ama bitmediğini söyledi bu kadar. Son sözleriniz varsa ya da neler düşünüyorsunuz farklı abi, hükümetimiz hakkında? Muhalefeti nasıl görüyorsun? Bir de onu sorayım abi. Şimdi biraz muhalefet canlandı. Özgür Özel var ya biraz böyle atak yaptı. Ya bir şeyler yapmaya çalışıyor. Güveniyor musun peki muhalefete? Vallahi hiç güvenmiyorum ben. Neden? Hiç güvenmiyorum. Neden abi? Dedin ya atak yaptı. Ya, böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor ama iki gün sonra ne olacak? Ama belki daha iyiye gider abi. Keşke gitse. Ya o atak yapsa var ama ya. O atak yapsa var ya hükümete böyle ateşler ya. Daha şey olur. Bizim marka maaşlara biraz daha fazla zam yaparlar. Ama ya abi maaşlar 10 bin lira bak bir de onu sorayım aklıma getirdin. Ne olacak bu emeklilerin hala bu 10 bin lira? 10 bin lira az ama bakacağız artık. Yapacaklar bir şey yapmayacak mı? Yaparlar herhalde. Ya iyi daha 10 bin lira ya Allah aşkına abi biz çay biz simit. Pazara gidiyorum şimdi pazarda harcayıp geleceğim 1000 lira. Nasıl o zaman iyi deriz ya bizi yönetenler için? Ben bizi çalışıyorum ki benim atölye planım var ya. Sen çalışın çalışmayan ne yapalım abi? Evet arkadaşlar sözlerim devam. Evet abi. Ben, sözlerim var. Ben çalışıyorum abi. Çok şükür ülkemden de memnunum abi. Her türlü ülkemin de arkasındayım. Çok şükür ülkem. Abi biz de arkasındayız. Bunda sıkıntı yok. Ha ne yapalım? Bizi yönetimlerde ne olacak? Ne yapalım abi ya? Bak muhalefeti soruyorum sana güveniyor musun diyorum. Muhalefeti ben biraz on acık şey yapıyorlar böyle ne bileyim kendine gelmeye çalışıyorlar gibi ya. Değil ya mi? Böyle devam ederse oy verir misin? Ben muhalefete oy vermedim ki bugüne kadar. Neden? İyi giderse vermem. Ya tabii iyi giderse veririm. Niye vermeyeyim ki ya? Şu anda iyi gidiyor görüyorsun. Veririm diyorsun. Yani. Veririm tabii. Ne olacak? Benim için AK Parti, MAK Parti, Beyaz Parti, Sol Parti, Mor Parti önemli değil. Benim vatanım şey olsun benim için hiç fark etmiyor vallahi. Arkadaşlar abiye röportaj için teşekkür edeceğim. Son sözleri varsa. Ben vallahi tek vatanım için başka hiç parti muerti beni hiç ilgilendirmez. Hangisi güzel yönetsin, hangisi devletini millet için çalışsın benim için önemli. Ya abi mülteci dedik de 12-13 milyon mülteci abi Türkiye'nin demokrati yapısı değişebilir mi? Onu ben bilemiyorum ki abi o kadar. Az mı abi 13 milyon? O kadar yok. Kaçak filan resmi olarak 6-7 milyon civarları. Onu bilmiyorum ki abi. Bilmiyor musun? Onu bilmiyorum. Samimi söylüyorum bilmiyorum. Arkadaşlar abiye çok teşekkür ediyorum. Düşüncelerini söyledi arkadaşlar. Umarım ki bu videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşçakalın.